<applause> الحمد لله الحمد لله ان الحمد لله الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد سبحانه سبحانه ما أعظم شانه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن سوء آدابنا ومن شر أعدائنا ومن شر انفسنا ومن كرب ازماننا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نظير ولا مثال له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اما بعد فيا عباد الله أُوْصِيكُمْ ونفسي العاصيه بتقوى الله وطاعته ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وزنوا بالقسطاس المستقيم دور برقسطاس دورو بر ölçü ile ölçünüz her şeyi Allahu lazim. Ve bellegana rasuluhun kerim. Ve nahnu ala zâlike mineşşâhidîne bi kalbin selim. Aziz ve kerim dostlarım, güzel kardeşlerim, muhterem müminler. Bugün cuma. Cumamız mübarek olsun. Dünümüz, günümüz ve meçhul sonumuz mübarek olsun. Rabbim bizi cumalarda cem ettiği gibi cennetinde cem eylesin. Rabbim bizi buralarda topladığı gibi büyük ailemizin kayıp çocuklarını yani imanın yetimlerini, İslam'ın yetimlerini, Kur'an'ın dünyadaki yetimlerini 7 milyarlık yetimi iman ve Kur'an yuvasında toplasın inşallah. Sevgili kardeşlerim, bugün 70 maddede tefsir usulümüz başlığı altında Kur'an'ı Hayat dergimizde yazdığım baş makaleden girişi işleyeceğim. Allah nasip eder, ömrüm olur, nefesim yeterse bundan sonraki hutbelerimde de bu 70 maddeyi siz Kur'an talebesi kardeşlerimle paylaşmak istiyorum. Zira bu hutbeler aynı zamanda internetten tüm dünyaya yayınlanıyor ve aynı zamanda da paket olarak ileride dinlenebiliyor. Dolayısıyla kardeşlerimin, Kur'an talebelerimizin özellikle Kur'an halkamızda olan hem sorumlu hem de halka talebelerimizin usul meselesinde nasıl bakması gerektiğine dair bir ölçü oluşsun istiyorum. Onun için de bugün makalemin girişini burada işleyeceğim. Usulsüzlük, usulsüzlüktür. Yani maksada eremeyiş, usul bilemeyişten kaynaklanır. Yöntemsizlik ne kadar yanlışsa, yöntem fetişizmi de o kadar yanlıştır. Zira usul yöntem denilen şeyi koyan da yine insanlardır. Sonuçta her usul kuralı bir akli çıkarım yani istimbat sonucunda elde edilir. Öyle değil mi? Onun için yani kullu emrin yufidul vucu bu bir usul kuralıdır. Her emir vaciplik ifade eder. Bakın bu bir usul kuralıdır. Peki böyle bir ayet var mı Kur'an'da? Yok. Allah Resulü'nden böyle bir şey var mı? Yok. Peki bu ama fıkıh usulünün en temel kurallarından biridir. Peki bu usulü kim koymuştur? Fakihler koymuştur. Yani bu usulün kendisi pozitiftir. Yani vad'idir, kültüreldir. Zaten o yüzdendir ki bu usul kuralı istisnasız değildir. Her emir vücub ifade etmez. Niye? Niye? Çünkü kül bir yeminik sağ elinle ye. Allah Resulü karşısında yemek yiyen birine yemek yerken sol elini kullanıyormuş sağ elinle yediyor. Peki bu emir vücub ifade ederse o zaman sağ elle yemek farz, sol elle yemek haramdır mı diyeceğiz? Bunu diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Hatta bırakın onu Kur'an'da bile her emir vücub ifade etmez. Mesela ihramdan çıkınca avlanmayı emreden fastadu emri. İhramdan çıkınca avlanınız. Peki 4 milyon hacı ihramdan çıkıyor. Şimdi manzarayı gözünüzün önünde bir canlandırıyor musunuz? 4 milyon hacıyı saldık. Ellerine de birer ya ok, ya yay, ya tüfek, ya kaleş, meslebine göre Allah bilir. Bazılarında obüs isteyecektir. Efendim verdik. Haydi 4 milyon tane av biz nereden bulalım? Bunlar nasıl avlanacak? Anlatabiliyor muyum? Ama emir var orada. Festadu. Emir fiil bu. Yani başka bir şeye de getirilemez ki. Peki nedir bu? Bu dilin mantığı böyledir. Her dilde vardır bu zaten. Avlanabilirsin. Anlatabiliyor muyum? Ama kelime emirdir. Avlanınız. Avlanınız. Efendim. Yine işte buradan yola çıkarak yasakların kalktığını beyan eden mübarek ayeti kerime. Yasakların kalktığını beyan eden mübarek ayeti kerimeden dolayı ihramdan çıkışın bir gerekçesi olarak ne yapılır? Sak saç tıraşı yapılır veya işte bir parça alınır değil mi? Ama ilginçtir. Bunu bir emir olarak telakki eden alimlerimiz adamın kafasında set çok. Peki ne yapacağız şimdi? Yok efendim işte yok. Yani Türk açı kel. Şimdi iyi de ustura gezdirecekmişiz. Gezdirmesek olmaz mı? Yani eee şey kime ne ispat ediyoruz yani eğer Allahsa Allah onun kel olduğunu biliyor. Anlatabiliyor muyum? Usturayı orada gezdirmenin hiçbir fiili sonucu yok. Anlatabiliyor muyum? Yani bunu çocuklarınıza anlatamayacaksınız onu söyleyeyim. Zira dini emirlerin hepsi hikmete mebnidir. Hikmetsiz iş yok, illete mebnidir aynı zamanda. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla hayır efendim Allah'ın işinden sual sorulmaz. Dolayısıyla bu böyleyse böyledir. Kafada uzdura gezilmesi. Böyle diyenler kendilerince haklı olabilir. Ben onların, ben onlardan değilim. Hayır. Kelin kafasında uzdura gezdirmeyi din emretmez. Ben de böyle düşünüyorum. Bu da benim efendim fikrim. Bu da benim vardığım sonuç. Bu da bu hükme benim yaklaşımım. Dolayısıyla gördüğünüz gibi bir usul kuralı söyledim. Başka usul kuralları da söylerim ve onun da istisnalarını getirebilirim. Onun için usulü fetişleştirmek yani usulü bir dokunulmaz ve mukaddes bir hale getirmek usulü bizzat usul olmaktan çıkarmaktır. Onun için usul aslında ne asıl sorusunun karşılığıdır. Nasıl Nasıl kelimesi Arap Türk dilinde ne asıldan gelmedir. Türk dilindeki harika kelimelerden biridir bu. Asıl ne? Ne asıl? Neyin asıl olduğunu bilirseniz neyin fer, neyin birincil olduğunu anlatabiliyor muyum? Bilirseniz neyin birincil olduğunu, neyin ikincil olduğunu, yani neyin first olduğunu bilirseniz neyin second olduğunu da bilirsiniz. Dolayısıyla İkincil olanı ayırt etmek için birincil olanı bilmek lazım. Bu anlamda ne asıl? Ne birincil? Önceliği neye vereceğiz? Demek ki aslında usulü fetişleştirmemenin mantığı daha ne asıl sorusunda belli. Çünkü asıl varsa ferde var. Birincilden söz edilen yerde ikincil var demektir. Anlatabiliyor muyum? Yani birden fazla ortada seçenek var ki ne asıl diyorsun. Onun için usul fetişizmi de usule ilişkin bir sapma olarak görüyorum. Elde edilen hemen her kuralın istisnaları olur. Tek bir asıldan farklı usuller çıkarılmasının sebebi de budur. Aynı asıldan geçmişte çıkarılan eski usuller olduğu gibi gelecekte çıkarılacak yeni usuller de olacaktır. Usul fetişizmine müptela olanlar, beşeri usullere ilahi imiş muamelesi yaparlar. Fakat onların bu hastalıklı tavrı usulün beşeri olduğu zamana maruz kaldığı, kendi zamanı ile mukayyet olduğu, tüm zamanlara hitap edemeyeceği bu yüzden yalnız fırûda değil usulde de yenilenmenin şart olduğu gerçeğini değiştirmez. Bir tefsir usulü var mıdır sorusuna geleneksel tefsirin vereceği cevap evettir. Fakat biz bu eveti doğru kabul edip de mesela muhkem ve müteşabihi ayırt edeceğimiz objektif usul kuralları nelerdir diye bir soru sorsak elimiz boş kalır. Niye? Yoktur çünkü. Hiçbir tefsir usulünde, hiçbir e, ulumul Kur'an kitabında ey zerkeşi, ey efendim e, itkan sahibi suyuti, ey efendim e, el elburhan sahibi efendim ey diğerleri efendim bize müteşabihle muhkemin arasını ayırabileceğimiz objektif kurallar ver desek yok böyle bir kural yani kişiden kişiye değişir o zaman gerçekten de bir tefsir usulü var mı sorusunu yeniden cevaplamamız lazım aynı şey hepsi de tefsir ilminin temel konuları olan nes teorisi Nes teorisinde eğer bir usul varsa neden hükmü iptal edilmiş ayet sayısı her alime göre değişir? Birine göre birdir. Sadece bir. Efendim Yullah Dihlevi'ye göre. Siyuti'ye göre yirmidir. Birine göre yüzdür. Birine göre 220'dir, birine göre 240'tır, birine göre 300'dür, birine göre 450'dir. Allah Allah. Ya bu kadar ucuz mu? Kur'an'da 450 tane ayetin hükmü 450 tane başka ayetle iptal edilmiştir diyorsun sen. Şu ayet iptal eden ayet, nasih, iptal edilen ayet mensuh'tur diyorsun. Bu bu kadar ucuz mu? Bir ayetin hükmünün kalktığını söylemek. Hükmünün iptal edildiği. Yani bu bu kadar kişilere göre değişkenlik gösterebilecek bir mesele midir? Yani birine göre dört tane olan, beş tane olan mensuh ayet bir başkasına göre 300 tane olabilir Olur mu? 300 ayeti mensuh kabul ettiğinizde Kur'an'da zaten ahkam ayeti kalmaz. Neste ahkamda olduğuna göre hemen hemen ahkamın tamamı mensuhtur o zaman. Yani hükümsüzdür. Bir tane kılıç ayetiyle yüz tane hayır öğüt, güzel öğüt, güzel davranma emreden ayetin hükmü iptal edilmiş. Birçok ulemamıza göre. Bunu kabul edebilir miyiz? Mesela üd'u ila sebil rabbike bil hikmeti vel mev'izatil hasene. Rabbinin yoluna güzellikle, hikmetle, güzel öğütle davet et ayeti savaşı emreden ayetle nesedilmiş. Yani hükümsüz kalmış. Aman Allah. Im. Böyle bir şeye kabul etmemiz mümkün mü bizim? Yani Allah'ın yoluna güzel öğütle artık davet etmeyeceğiz. Niye? Bunun hükmü iptal oldu. Ne yapacağız ya? Elimize kılıcı alacağız. Tabii şimdi efendim e, işidin silahlarını alacağız. Hayda! Bölgede ne kadar gayrimüslim varsa başta ezidi, yezidiler olmak üzere boynunu vuracağız. Temizleyeceğiz. Efendim ulan imanet. et. Şimdi o da ensesine dayanmış silahın soğuk namlusunu gördü. İman etti. Meşhedü la ilahe illallah dedi. Şimdi bu iman iman mı oldu? Siz Allah'ı mı kandırıyorsunuz? Allah enseye dayanmış namluyu görmüyor mu? İman özgür seçimdir. Özgür seçim yoksa iman yoktur. Onun için insanlar iman eder, hayvanlar değil. Çünkü insanların iradesi vardır. İman özgür seçim olduğu için femen şae fel yu'min ve men şae Dileyen iman etsin isteyen, isteyen de küfür etsin, der. Onun için la ikrahe fiddin. Dinde zorlama yoktur. Zorlamanın hiç mi dinde yoktur? Kad tebeyyere rüştü minel gay. İyilik kötülükten, batıl haktan seçilip ayrılmıştır. Der Kur'an'ımız. Ve daha neler der. Dolayısıyla insanların ensesine namluyu dayayıp da iman et ulan deyince o da iman ettim ulan deyince imanı iman oluyor mu? Olmuyor. Dolayısıyla gördüğünüz gibi usul meselelerinde mecazul mecaz hakikat, icazul Kur'an, husus, umum, efendim kıraat farklılıkları, nüzul sebepleri ve daha birçok mesele için aynı şey geçerlidir. Aynı şey ulumul Kur'an'a dair eserler için de söz konusudur. Kur'an ilimleri bir tefsir yöntemi değildir ve böyle bir iddia da taşımamaktadır. Çıkış amacı da bu değildir. Zerkeşi ve Suyuti'nin Kur'an ilimlerine dair eserleri dev birer Kur'an ansiklopedisi hükmündedir. Doğrusu bu eserler ortaya dört başı mamur bir tefsir usulü koymamıştır. Ayrıca bu eserlerdeki fezail, tenasüp gibi bahislerin Kur'an'ı anlama yöntemine ne katkı sağlayacağı da ayrı bir tartışma konusudur. Bakınız bu mesele bile hayli tartışma konusu işte Asr suresini okuyan efendim ihlas affedersiniz. İhlas suresini okuyan Kur'anın üçte birini okumuş gibi olur. Bu hadisi şöyle anlıyorlar: üç ihlas bir Kur'an. Şimdi böyle anlayınca böyle çıkıyor. O üç ihlas nereden çıktı biliyor musunuz? Buradan çıktı. Şimdi e ne kolay ya hakikaten de bayağı zipli bir dosya bu. Şimdi Kur'an altı ayetlik muhteşem bir Efendim kelamı ilahi. 6636 ayeti okumaktansa, 6236 ayeti okumaktansa, 6236 ayeti okumaktansa sadece ve sadece 5 ayetlik ihlası 3 defa okursun ve okumuş olursun. Yani bu biraz da şimdi Kayserilik diyeceğim de Kayseriler kızacaklar bana. Dolayısıyla hemşerilerimi kızdırmayayım. Bu hiç hoş değil yani. Bu uyanıklık, şark, kuzna, kurnazlığı. Peki ne demiştir? İnsah hal hadis. Eğer Allah Resulü bunu söylediği sabitse aslında ne demiştir? Ne dediğini anlamak için anlama bakmak lazım. Anlamı davet etmek lazım. Anlam merkezli düşündüğünüzde anlıyorsunuz zaten. Anlamı kaybettiğinizde zaten bu buralara gelmeniz işten değil. O zaman sayıya bindiriyorsunuz işi. Peki anlamı işin içine kattığınızda o zaman ihlasta ne var diye düşüneceksiniz. İhlasta ne var? İhlasta ne var? İhlasta bir şey var ki Kur'an'ın üçte birine bedel. Dur bakıyorsunuz. İhlas adı üstünde yani imanı şirkten halis kılmak. Yani Allah'la insan arasında aracıları kaldırmak anlamına geliyor ihlas. Aracısız kulluk anlamına geliyor ihlas halas etmek, imanı şitten halas etmek. Zaten adı üstünde. Bismillah. Kul huvallahu ahad. Allahu samet. Lem yelit ve <tuh> lem yulet ve lem yekullehu <alloying> <tuh> kufuven ahad. De ki Allah bir tektir. Mutlak tektir. Mutlak birdir. Eşi benzeri misli menendi yoktur. Allahu samet. O ne artar ne eksilir. O içine ne bir şey girer ne bir şey çıkar. Bölünmez, parçalanmaz. O mutlak tektir. Lem yelit ve lem yulet. Baba da oğul da olmamıştır. Doğmamıştır ve doğutmamıştır. Ve lem yeküllehû <laughs> küfüven ahad. Hiçbir şey ona eş ve denk olmamıştır ki. Olmamıştır ki. Onunla beraber bir şeyleri ona şık koşasınız. Onun önüne birilerini geçiresiniz. Onunla kendinizin arasına birilerini vesile sokasınız. Yani eşi de yoktur, benzeri de yoktur, yakını da yoktur. Akrabası da yoktur demektir bu. Akrabasını ayarlayınca torpil yapamıyorsunuz yani. Peygamberler Allah'ın akrabası olmazlar. Kulu olurlar. Peygamberimiz de abduhu ve rasuluhu. Onun kulu ve elçisidir. Dolayısıyla Burada ha ihlas neymiş? İhlas aslında aslında tevhid imiş. Tevhid. Şirkten teberri, tevhide yapışmak, şirkten uzaklaşmak. Kur'an'ın üçte biri zaten budur. Kur'an ayetlerinin üçte birinin konusu budur. Anladık mı? Bitti. O zaman üç ihlas bir fatiha. O zaman yani bu gibi şeylere gerek olmuyor. İhlası anla o zaman oluyor. Sahabe birbiriyle karıştık, karşılaştıklarında birbirine Asr suresini okurmuş. Şimdi şöyle bir şey. Selamun aleyküm ya Selman ve aleyküm selam ya Muaz. Vel asr innel insane lefî huz illellezîne. Siz böyle mi yaptığını düşünüyorsunuz sahabenin? Komik olmadı mı? Yani karşısındaki bilmiyor İhlas şey Asr suresini. Bizimki ona Asr suresi dinletiyor yani. Öyle mi düşünüyor? Hayır böyle değil. Peki ne? Sahabe birbiriyle karşılaştığında birbirine hakkı ve sabrı tavsiye ederdi demek Bunda anlaşılmayacak bir şey yok ki. Ama anlamak içinden anlamı aldığınızda, içinden anlamı sıyırdığınızda, anlamak gibi bir derdiniz olmadığında her şeyi otomatiğe bağladığınızda, dinin içinden anlamı sıyırıp çekip aldığınızda ortaya çıkan da bu oluyor işte. Anlatabiliyor muyum? Peki buna böyle inanıyorsunuz da iki mümin bir araya gelince niye birbirlerine ver okumuyorlar? Hem böyle inanıyorsunuz hem de yapmıyorsunuz. Bu ne sahtekarlık? Okusanız da, Madem böyle inanıyorsunuz, yani biz, biz böyle inanmıyoruz. Böyle olmadığını söylüyoruz. Ve biz birbirimize hakkı ve sabrı tavsiye etmeye çalışıyoruz. Ama madem siz böyle inanıyorsunuz ey böyle inananlar, ey mukallitler. O zaman siz birbirinizle karşılaştığınızda niye asrı okumuyorsunuz? Çünkü siz de aslında inanmıyorsunuz. İnanmadığınız bir şey söylüyorsunuz. Gördüğünüz gibi usul, usul deyince nasıl bakınız anlamlar işin içine giriyor. Usul deyince usulünüz eğer anlamı merkeze almak olursa Allah'ın izniyle size gelen rivayetleri de okuduğunuz mübarek ayetleri de içinden ki anlamı arayarak okursunuz. Tecdidi furu yetmez. Tecdidi usul lazım. Diyen bir Kur'an talebesi olarak burada tefsir usulümüzün 70 maddede özetlemeye çalışacağım. Evet bir daha söylüyorum. Tefsi, efendim, tecdidi furu yetmez. Furu neydi? Ayrıntı. İkincil olan, second olan. Efendim. Dolayısıyla usul nedir? Birincil olan. First olan. Dolayısıyla yani önde olan. Önde olan. Onun için tecdidi fürü yetmez. da tecdit yetmez ikincil olanlarda. Tecdidi usul lazım. Usulü yenilemek lazım. Zira dünkü usul dünkülerin usulüydü. Yani dünkülerin usulünden bugüne bir şey kalmasın demek mi bu? Hayır. Dünkülerin usulünden bugüne çok şey kalmalı. Çok şey. Değişmeyenler var çünkü. Ama değişenler de var. Bir pirip, Değişenler de var. O değişenleri görelim ve değiştirelim. Dolayısıyla dünkülerin usulünü değiştirilmez ilan etmek, beşeri olanı ilahi olanın yerine koymaktır. Dünkülerin koyduğu usulü Allah'ın ayeti gibi görmek demektir. Bu doğru olur mu? Peki dünçüler bunu duysaydı adama ne derlerdi? Allah'tan kork. Beni Allah'la eşit tutma derdi. Ona o usul kuralını ben koydum derdi. Benim koyduğum usul kuralı beşerin koyduğu usul kuralıdır. Niye önce beni dokunulmaz ve mutlak ilan ediyorsun, sonra da beni Allah'a ortak koşuyorsun? Bu senden Allah'a sığınırım dese haksız mı? Şafii böyle dese Şafiicilere Ebu Hanife böyle dese, İmam Azam böyle dese Haneficilere, Malikçilere İmam Malik böyle dese, Cafercilere İmam Cafer öyle dese, anlatabiliyor muyum? Aklına tapanlara, mutezile imamlara, hallaf, cübbai öyle dese, haksızlar mı? Haksız değiller. Dolayısıyla beşeri olan beşeri kalsın. İlahi olan zaten ilahidir. Beşeri olanı ilahileştirmekten dolayı başımıza çok iş geldi. Bakın hayat alanı bitti. Daraldı. Onun için insanlar kafalarını kullanmaz oldular. Niye? Çünkü geçmiştekilerin kullandıklarını biz din ilan ettik. Geçmiştekilerin içtihatlarını din ilan edince, fetvalarını din ilan edince aklın önü kapandı. Bugünkülere manevra alanı kalmadı. Bugünkülere diyoruz ki git yat. Niye? Sana iş kalmamış. Atalar doldurmuş. Dolayısıyla sen git yat. Bizimki de gidiyor, yatmıyor. Yatsa iyi. Yatsa iyi. Başlıyor. Onlar doldurdu. Siz niye konuşuyorsunuz diye kafasını kullanan, aklını kullanan, Allah'ın emrini yerine getirip de akleden müminleri taşlamaya. Taşlarken de elindeki taşları geleneğin duvarından söküp söküp atıyor. Bilmiyor ki ahmak o duvar iniyor habire. Taş attıkça o duvar iniyor. Yarın o duvar kalmayacak taş ata ata ve kendisi çırılçıplak kalacak karşında. E hadi gel bakalım. Şimdi gel. Şimdi gel. Atalara güvenip beni taşlıyordun falan imama sırtını dayayıp beni taşlıyordun. Şimdi gel bakalım. Hiç düşünmedi ki. Şimdi ne yapacaksın desen. Tecrübesizim hiç düşünmedim. Yani atalarım benim için düşünmüştür nasıl olsa ben de onlarınkiyle idare ettim şimdiye kadar diyecektir. Yapacak bir şey yok. Onun için aziz kardeşlerim tecdidi fıru yetmez, tecdidi usul lazım. Bu maddeler yazmakta olduğum tefsirin mukaddimesinden derlenmiştir tefsirimin mukaddimesini bitirdiğimi müjdeleyeyim. Dua buyurun inşallah kendisini de bittiği günü göstersin Rabbim. Allah Allah. Bu mukaddime Kur'an'ın anlamıyla buluşma yöntemi tefsir usulü adı altında yayına hazırlanmakta. Burada yer alan her bir madde neredeyse bir makale çapındadır. İhtiyaç duyulan tüm referanslar ve daha fazlası kitapta mevcuttur. İnşallah ben burada bu 70 maddeyi sizlerin huzurunda açarak, ayrıntılandırarak Bundan sonraki hutbelerde işleyeceğim. Bunda müttefik miyiz? Ya biz bunu sevmedik. Daha heyecanlı konular. Geçen haftadaki gibi. Ya biz hocam şeye geldik böyle. Aa, adrenalin bağımlısı olduk. Hutbede bize heyecan lazım. Bize gaz ver. Bize böyle mi diyorsunuz? Yoksa böyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Anlaşıldı. İki, i̇kisi de olur diyorlar kardeşlerim. E, o yeri gelince olur, yeri gelince olur. Ee, Allah'ın izniyle sözlerime son vermeden bir hüznümü paylaşmak istiyorum. Yok, adrenalin yapmaz. 1983 yılında yola beş kişiyle çıkmıştık. O beş kişiden birini dün gönderdik. Allah sizden razı olsun. Allah ona rahmet etsin. Amellerini önüne koysun. Amin. Mustafa Ağca hocamızı Kayseri İlahiyat Fakültesi eski öğretim görevlilerinden benim aziz dostum ve hocam hemşehrim derd ortağım, sırdaşım ağabeyim Mustafa Ağca hocamızı dün bakaya yolladık. Ben inanıyorum ki Rabbim bizden güzel bakar. Ben inanıyorum ki Allah güzel karşılar. Ben inanıyorum ki Rabbimin rahmeti sonsuz. Mustafa Ağca'yı da bağışlar. İnşallah beni de bağışlar. Amin. Ya Rabbi onu güzel karşıla. Ya Rabbi onun salih amellerini önüne koy. Amin. Ya Rabbi korktuğundan kurtar, umduğuna nail et. Amin. Ya Rabbi senin huzuruna tir tir titreyerek geldiğimden eminim. Ne olur onu orada rahatlat Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi ...bizlere de e, imanla, salih amelle yaşanmış bir ömür ver ya Rabbi. Amin, Amin ya Muin. Mustafa Ağa hocamız için namazdan sonra gıyabi cenaze namazı kıldırmak istiyorum. Sizden izin talep ediyorum. Buna izin verir misiniz? İnşallah gıyabi cenaze namazı kılacağız. Mustafa Aca hocamıza dualarımızı göndereceğiz. O akabenin, akabe kervanının ilk başında yürüyen beş kişiden biriydi... Birini göndereli yıllar oldu Hasan Ali Kasır hocamızı. O bir elim trafik kazasında 10 küsür sene, 13 sene önce gönderdik onu. Rabbim yolunu açık etsin. Amin. Amellerini önüne koysun inşallah. Amin. Salih amelini kendisine şefaatçi kılsın. Allah şefaatçisi olsun. Amin. Bunu biliyorsunuz değil mi? Allah'tır şefaatçiniz. Başka şefaatçi arıyorsanız avucunuzu açın. Dilinizi de çıkarın. Başlayın o hareketi yapmaya. Hiç kimse Allah'a iftira etmez. Lütfen artık Allah'ın demediğini Allah'a yamamayalım. Allah'ın reddettiğini Allah'a yamamayalım. Amellerinizle konuşun. Amellerinizle. Amellerinizi önünüze tutun Rabbimize varın. Salih amel işleyelim. Torpilcilik yapmayalım. الله تابع اليوم تركي يدخل في الجنة نشأ بالمشتكي آخر يدخل في الجنة نشأ بالمال الله ألا إن أحسن الكلام وَأَبْلَغَ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Kul innema a'idukum bi vahidetin en lillahi mesna ve furada. De ki size bir tek, bir tek sözüm var. İster başkalarıyla beraber olun, ister yalnız başına olun. Sakın Allah'ın huzurunda bulunduğunuz hakikatini unutmayın. Sakın ha sakın Allah'a karşı esas duruşunuzu bozmayın. Allah'ın izniyle kartaca yıkılacak, indiren din hakim olacak. رب بزواجنا يستر ان شاء الله. آمين. اللهم اغفر للمؤمنين مؤمنات والمسلمين والمسلمات آمين. الاحياء منهم وَالْأَمْوَاتِ انك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Rabbena ğfir lena ve li isvanena'lledine sabekuna bil iman ve la tec'al fi kulubina ğillen lillezine amenu Rabbena innaka rahim Ya Rabbi biz hak hak bilip hakka ittiba edenlerden eyle Batılı batıl bilip batıldan kaçınanlardan eyle Gözümüze Kur'an'ın nurunu ver Dilimize Kur'an'ın sözünü koy. Kalbimize Kur'an'ın aşkını koy. Aklımıza Kur'an'ın mantığını koy. Hayatımıza Kur'an'ın ışığını koy. Dünya ve ahiretimize Kur'an'ı koy ya Rabbi. Amin. Amin. Ya mu'in ve selamun alel mu'selim. Elhamdülillah. 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 Elhamdülillahi hamden kamiline ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi. Fazıma lı Nabi’hi Allah Hiç şüphe yok ki Allah ve melekleri Peygamberi desteklerler. Ya Yuhel Amanu sallu Siz ey iman edenler, siz de onu destekleyin ve sallimu teslima ve onu her tür şaibeden uzak tutun uzak bilin. Ve men ahsenu kavlen min men daa ila Allah ve amila salihan ve Cemaatine davet eden değil. Grubuna davet eden değil. Barikatına ve tarikatına davet eden değil. Hizbine davet eden, mezhebine davet eden değil. Allah'a davet edenden. Salih amel işleyenden ve ben Müslümanım diyenden. Ben falan mezheptenim. Ben falan partidenim. Ben falan ırktanım. Ben falan soydanım. Ben falan boydanım. Ben falan kliktenim. Ben falan tarikattanım diyenden değil. Ben Müslümanım diyenden daha güzel sözlü biri olabilir mi? Olamaz. Olamaz ya Rabbi. Biz de diyoruz ki biz Müslümanız ya Rabbi. İmanımızı kabul buyur Allah'ım. Allah Ekim-i <laughs>